Nöbet dilini bırakıp aslında siyasetçilerin en büyüğünden bizlere kadar. Nefret dilini bırakıp artık sevgi dilini benimsemeliyiz. Çünkü şiddetin temelinde sevgisizlik ve empati yoksunluğu yatıyor diyebilirim. Bu noktada dilimizi de önce temizleyerek başlayalım ki bilinçaltımızda bu kadını değersizleştiren sözler ortadan kalksın. Kadının Hukukta Yol Haritası kitabının yazarı Avukat Lerzenur Asanelik, Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen imza günü ve söyleşide kadınlarla bir araya geldi. Edirne Belediyesi, Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı salonunda yapılan imza günü ve söyleşiye Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve eşi Esra Gürkan, Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Çakır, Hakan İşcan, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu ile kadınlar katıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan burada yaptığı konuşmada tüm kadınların haklarını bilmesi gerektiğini söyledi. Edirne Belediyesi olarak Edirne'deki kadınlarımız bugüne kadar neler yaptığımızı biliyorlar. İşte kadın merkezleri, Özgecan Kadın Merkezi, Doktor Fatma Şakir Memik Kadın Merkezi, Zübeyde Hanım Kadın Merkezi, Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz gibi birçok örneğimiz var. Ama istiyoruz ki erkeğin arkasından giden kadınlar olmasın bu toplumda. Erkeğiyle yan yana giden kadınlar olsun, yan yana yürüyen kadınlar olsun, el ele tutuşan ama sadece sembolik anlamda, sevgi anlamında değil, başarı anlamında da, hayat zorlukları karşısında da erkekle kadın el ele tutuşup geleceği birlikte oluştursunlar istiyoruz. Ve bunun için tıpkı sevgili Eli'nin yaptığı gibi haklarınızı bilmeniz gerekiyor. Haklarınızı bilmezseniz hiçbir yere gidemezsiniz. Hukuk, hep söylediğimiz gibi üstünlerin hukukunu istemiyoruz biz. Hukukun üstünlüğünü istiyoruz. Bunun için tüm kadınların ister çalışsın ister evde çalışsın mutlaka haklarını bilmesi gerekiyor. Avukat Lerzenur Asanelik, yıllardır kadın hakları için mücadele ettiğini belirterek, Edirne'de kadınlarla bir araya gelmesini sağlayan Başkan Gürkan'a teşekkür etti. Şiddetin temelinde sevgisizlik ve empati yoksunluğunun yattığını söyleyen Avukat Elik, siyasetçilerin en büyüğünden bizlere kadar nefret dilini bırakıp artık sevgi dilini benimsemeliyiz dedi. Avukat Elik, gençlerde flört şiddetine dikkat çekti. Çok duyuyoruz değil mi? Seven kıskanmaz mı? O etek neden kısa? Ya da profili açıktır. Kadının profili neden açık? Gece neden online oldu? Bunlar özellikle üniversiteli kızların arasında çok duyulur. Bu gibi sözler aslında bunlar bir imadır, bir yakıştırmadır altında. Bakın, şiddet genç ya da yetişkin, her kadın için kafa karıştıran ve baş edilmesi zor bir deneyim. Bu nedenle şiddetin uyarı sinyallerini tanımak, şiddetin ipuçlarını yakalamak çok çok önemli. Şiddette de bu sinyalleri tanıyarak, algılayarak kendimizi şiddetten koruyabiliriz. Çünkü inanın çoğu kez şiddet geliyorum diyor. Şiddeti tanımak çok önemli, evet. Ve şiddet için insanın kendini sorumlu görmemesi çok önemli. Haklı bir şiddet zaten yoktur. Ve hiçbir sebep şiddete gerekçe olamaz. Bizler baskıyı tatlı kıskançlık zannediyoruz. Ta Yeşilçam filmlerini düşünün. Zorbalığı sevgiyle özdeşleştiriyoruz. Şiddeti anlık sinir diye örtbas ediyoruz. Ya da evlilikteki keramete tutunuyoruz ve kişiyi, eşimizi rehabilite etme görevini üstleniyoruz. Eşiniz alkolik, madde bağımlısı. Aslında profesyonel destek alması lazım ama bizler onu rehabilite etmeye çalışıyoruz ve bu şekilde şiddetin içinde yaşamaya alışıyoruz. Bu çok çok riskli. Eşinizden önce biz varız. Önce kendi güvenliğimiz olmalı. Ya da ben bunu hak ettim. Aslında bunu yaptığım için eşim bana bunu yaptı. Böyle biri değil. Belli ki bugün işte çok sinirlenmiş. Onun için geldi benden aldı hırsını. Beni dövdü. Bu tarz söylemler son derece sakıncalı. Büyük bir hata. Sakın ola şiddeti kafamızda, şiddeti ya da faili, şiddet uygulayanı herhangi bir sebeple kafamızdan meşrulaştırmayalım. Kadına yönelik şiddet esasen dediğim gibi toplumda var olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Avukat Lerzenur Asanelik, kadınların çalışmasının önünde engeller olduğunu belirtti. Hepimiz çok iyi biliyoruz. Kadının çalışmasının önünde o kadar çok engel var ki. 1- Eğitim engeli. 2- Uzmanlaşma engeli. Eğitimde ve iş hayatında asla fırsat eşitliğinin olmaması. Evlenince erkek eş engeli. Erkek eş zaten çalıştırmıyor. Bugün çok entelektüel gördüğümüz adamlar da benim eşimin paraya ihtiyacı yok ona ben bakıyorum çalışmasın diyor.
Dışarıda Mozart dinliyorsun, evde işini çalıştırmıyorsun. Bu nasıl bir fark, değil mi? Çok entelektüelsin ama bakış açın çok geride kalmış diyoruz içimizden tabii.